Peki. Kebaplı kutlama. Sümer Ezgü, Elektro Türkü House adlı yeni albümü şerefine İttiler'de bir yerde davet vermiş. Özel olarak hazırlanan kebapların başında ailesiyle poz veren Ezgü, albümü için gençlerin eğleneceği bir çalışma demiş. VTR'miz var sanıyorum, değil mi? Peki, alalım ben... VTR'yi. Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'den hayranlarına müjde. Sümer Ezgü elektronik türkü albümüyle sevenlerini şaşırttı. Albümünün detaylarını eminiz ki merak ediyorsunuzdur. Bu Ozan ve arkadaşlarıyla yaptığım Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar, çocuklarla birlikte yaptığım albümden sonra ikinci çalışma, gençlere ve eğlence kulüplere yönelik yaptığım bir çalışma. Elektro Türkü House ismini koyduk, elektronik müzik. Bundan sonraki çalışmada hakiki Ankara havaları olacak. Ancak bu çalışmanın iki tane klibini çektik, Cemile ve Nazar Değmesin. Bu çalışmada benim bestelerim var. Benden duymaya alıştığınız, dillere düşen derlemelerim var ve güzel Anadolu türküleri var. Bunların müziklerini ve sözlerini bozmadan kulüp düzenlemesi yaptık. Haliyle şarkılar elektronik altyapılı türkülerden oluşunca gece kulüplerinde ses getiriyor mu, getirmiyor mu merak ediyoruz. Cemile'min gençliğe dağlar meşeli. Bu kayıt Antalya'da yapıldı. Zaten eğlence mekanları çok yaygın Antalya'da, biliyorsunuz. Oradaki DJ'lerle de koordineli olarak götürdük. Tabii ki Ozan da bizim danışmanlarımızdan bir tanesiydi. Zaman zaman geldi, dinledi çalışmaları. Bir şey var yani, bizim müziklerimizin gençler tarafından dinlenmediği gibi bir medyada kanı uyandırılıyor. Ben buna inanmıyorum. Çünkü iki gün önce bir dostumun düğünündeydim, kızının düğünündeydim. Türküler çalındı, bütün gençler ayaklandılar. Yani galiba bu memlekette kuru fasulye pilav ne zaman yenmezse türküler de dinlenmez diye düşünüyorum ben. Bugüne kadar yapılmamış bir işe hayat vermekten de oldukça mutlu sevgili Sümer Ezgü. Bıçak sırtı bir çalışma, evet. Yani bir tarafta bozma, bir tarafta işte bir köprü kurma. Ben bozulduğunu düşünmüyorum. Çünkü sözler tamamen orijinal sözler. Türküleri okurken melodik olarak tamamen orijinal okuduk. Zaten benim türküleri okurken bozmam söz konusu olamaz. Yani bir üslupla yetiştik biz. Dolayısıyla bir misyon sahibiyiz. Türkülerin yaşatılması ve sağlıklı aktarılması için misyon sahibiyiz. Yani benim iki tane çocuğum var. Çocuklarım bu türküleri sağlıklı dinlemeli ki onlar da çocuklarına aktarmalılar. O açıdan içim çok rahat. Doğru bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Allah'ın yollarında yolda... Evet, sevgili Sümer'in bir gün önce öğlenliğin Etiler'de verdiği bir davet diyeceğim, albüm tanıtımı. Oradaydım ben de. Orada Sümer Ezgü'nün hemen yanında bir ufaklık var. Genç yakışıklı, 9 yaşında oğlu Ozan. Sağımda bir hanımefendi vardı, çıtır güzel bir hanımefendi. Kızı Ceren, eşi Gülay Hanım da oradaydı. Ceren 26 yaşına gelmiş, okumuş. Hemen arkada duran ayaktaki kızı Ceren avukat olmuş. Hı. Tebrik ediyorum. Ne günler, nereden nereye, doğan büyüyor işte. Eşi çocuklarının desteğiyle mutlu bir aile tablosu çizdi. Gazeteci basın mensubu dostlarıyla da bu yeni albümünü paylaştı. Hayırlı olsun, yolu açık olsun. Sevdiğimiz, burada da ağırlamaktan büyük keyif aldığımız bir sanatçı dostumuz. Evet, çok Sümer Ezgü'ye. Türkülerimize farklı bir hayat, farklı bir can veriyor yorumuyla. Yolu açık olsun güzel arkadaşımız.